Şu an her şeyi aldım. Heyecandan bütün tuşlara basıyorum. Silah ucuna gökten ateş ediyorum. Nereye gideceğim lan? Evet, oraya değilmiş. Hem bir kız ne kadar sorun çıkarabilir ki? Oha! Kız aynı bana çekmiş. Nasıl aldım o haritayı? Rabia canavarı. Videosu başlıyor. Nam nam nam. Oh nam nam nam. Oh nam 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 nam. İyi seyirler. Kurabiye canından merhaba. Uncharted 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz 5. bölümle birlikte. En son ben bir kriz geçirmiştim. Neyse onu hatırlamayalım. İnşallah ileriki bölümlerde böyle problemlerle karşılaşmayız. Çünkü zor modda oynadığımı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada ufaktan bir puzzle var sanırım. Burada bir çıkıntılar olduğunu görüyorum ama buraya çıkamadım. Boyum yetmedi. Boyum yetmediğine göre burada bir çıkıntı var. Buradaki vanayı çevirip suyu arttıracağız. Akmadı. Of, faşır faşır akıyor. Şimdi büyük ihtimalle ulaşamadığımız yere ulaşacağız. Buradan da öbürünü açacağız. Sonra karşıya geçeceğiz. Yalnız bu bizim içerisine girdiğimiz su lağım suyu değildir inşallah. Bu ne suyu bu? Nereden geliyor bu su? Lan atlayamadım. Allah ağzıma doldu lağım suyusa sıçtık ya. Kafamdan aşağı şar diye döküldü. Ay sokacağım. 6. bölüm geçmiş aralarken. Yine mi buraya geldik oğlum? Elina nerede ya? Abi ne kadar Nathan'la aynı konuşuyoruz. Vallahi bak. Nathan bak. Elena yüzünden başımıza iş açmayalım. Biz gidelim kendimizi kurtaralım. Bu kuleyi bu kadar önemli kılan şey nedir? Oha! Şerefsiz! Şerefsiz ahlaksız ırz düşmanı. Ben dedim kuleyi mi tanıdı o hazine arkasındakini? Bak şu çapraz ateşe dikkat etmek lazım. Geberdi. Bir adamın oldu. Ah. Bu kadar mı? Ya ben bu işi biliyorum ya. Ama bu Nathan hızlı koşuyor. Hızlı koştuğuna göre etrafta adam var demek ki. Bir yerde birisi pusmuş ama. Aha bak. Şimdi her zamanki taktiği kullanıyoruz. Süper almadan. Bu taktiği bence değiştirmenin vakti geldi sanırım. Artık yemiyorlar. Lan! Oğlum çapraz ateş atmayın, ateş etme. Olup indirin onu. Ulan iki kişi saklana saklana ateş ediyorsunuz ya. Şimdi o bizim taktiği tabancayla kullansak daha iyi olur. Çünkü tabancayla daha iyi arkaya saklanabiliyoruz. Bak şimdi. Şöyle yapıyorsun. Gözükmüyorsun ama sen görebiliyorsun. Tabii delili tutturmak önemli bir nokta. Eğer adamı tutturamazsan
siyah beyaz görmeye başlıyorsunuz. Bitti galiba. Evet, Nate'in yavaş koştuğuna göre olay bitmiştir. Bunu almayalım, tabanca hayat kurtarır. Ne mermi topladık be. Bu da ne? Bu da ne? Çek gitsin, neymiş göreceğiz şimdi zaten. İnşallah bunu çektiğimizde deprem falan olmaz. Bir şey olmadı. Yalnız bir şey diyeceğim. Nathan bu kuleye niye baktı? Haritayla alakalı bir şey mi? De burada yapacak bir şey yok ki. Yapılacak bir şey yok ki. Pek özel bir kuleye benzemiyor. Neyse. Ama burada bir işaret var. Yine aynı simge. Ama bunun kuleyle alakası ne? Aa cidden lan, hazine haritasıyla alakası var. Kule var, işaret var. Kuleyi geçtik, işaret de burada. Ama kapı kapalı. Şuralara tırmanamıyoruz mu? Nasıl tırmanamıyoruz oğlum? Nathan Drake'iz, biz her yere tırmanırız. Yalnız ne yapmaya çalışıyor? Çık lan oradan kuş. Bir de kuşlarla uğraşıyoruz. Allah. Evet, en iyi yaptığımız şeyi yaptık. Ortalığı dağıttık. Kafamıza kaya geliyor. Evet, yine ortalığın anasını belleyerek kendimize yol açtık. Hiç komik değil. Evet, bence de hiç komik değil. Her yer yıkılıyor. Benim biraz kilo mu vermem gerek acaba? Ya biz Elena'yı boş verelim. Hazineyi bulalım gidelim derken. Okey, tamam, problem yok. Nereye bassam şimdi kule ortadan ikiye ayrılacak. Yani kesin bir şey olacak çünkü ben artık onu hissediyorum. Oradan oraya atlar artık. Atlar inşallah. Oha. O nasıl bir hareketti lan öyle? Lan Elena ölmüş, iskeleti çıkmış. Teşekkürler. Anahtar aldı. Şimdi o kesin o kapalı olan yeri açacak. Neredeydi lan ara? Bak şimdi. Ne yapıyoruz? Boşluğa, sonsuzluğa mı koşuyoruz? Vay be! Hazine haritasını adam öldüğü yeri mi çizmiş şimdi? Pekala. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Bizim kapıya ne ihtiyacımız var? Biz ortalığı paramparça ederek, duvarı delerek geçebiliyoruz ya. Ne cehennemde bu kız? O kızın ben... Başımızda açmadığı şey kalmadı. Gitti bütün haberleri yaydı, bütün korsanları peşimize taktı. Evet, burada bir çatışma. Daha cümlemi bitiremedim. Evet, şimdi olabildiğince headshot atıp bu süperden çıkmadan olabildiğince az mermi harcayarak adam makinalıyla, bu makinaların yanlarında tüpler oluyordu. Bunlar akıllanmış galiba, tüpleri kaldırmışlar.
Başka biri daha sıkıyordu bana. Bak orada biri daha koşuyor. Oğlum nasıl vuruyorsun lan beni? Gerçi ben de adamı neredeydi duvardan vuruyorum. Onun da vurması normaldi. Lan çıksana dışarı. Bak şimdi ileri gideceğim, 80 tane adam üstüme atacak. Oo bomba atar var lan. Öldür onu sen. Bak şimdi. Ama bir tane var, bir kaçırırsam. İşte bu. Ne oldu? Öldün mü? Evet, hızlı koşuyoruz. Hızlı koştuğumuza göre bir problem var demek. Hemen olabildiğince hızlı bir şekilde mermi toplayıp şu varillerden de uzak durursak. Ulan bu kadar varil mi varmış? Ben onları görmedim ha daha demin. Görseydim patlatırdım. Ha şurada da mermi var. Ha bir şey var burada. Çek gitsin, ne olabilir ki yani? Çeksene kardeşim, tutup bırakıyorsun. Dur şu mermiyi de alayım. Bir daha kapandı kapı, bir daha aç. Ne kadar eğlenceli. Yani en kötü başımıza daha ne gelebilir ki? Uçak düştü, paraşüt çalışmadı. Paraşütte delik çıktı, aşağı düştük, sali vuruldu. Yani daha ne olabilir yani? Bu mu olabilir? Nasıl bir koşuş lan? Sanki adam kırdan aşağı manetesiyle koşar. Lan! Pompalı bir de. Neyse gerizekalı, Allah'tan üstüne gelmiyor. Biri daha var. Dur mermi harcamıyorum, şunu kullan. Öldü. Biri daha ateşildi ama. Şu an her şeyi aldım. Heyecandan bütün tuşlara basıyorum. Bir şey patladı orada. Oğlum ne yapıyorsun ya? Kafamı duvara, taşa, tahtaya vurarak kafamı, boynumu kırdım. Şu tarafta. Bunlar ikiz mi? İki tane pompalı zenci şişman adam geliyor. Oğlum bu kadar adam nereden geliyor, öldür öldür bitmiyor ya. Fabrikadan çıkışlı mısınız, anlamadım ki. Ben tabancamı alayım da abi. Şimdi bir şey saldıracağım. Daha demin kimi öldürmüştü? Dur pompalıyı alayım, yakın mesafede var ya. Neyse şunu ben bir patlatayım, korktum çünkü. Ne oluyor lan? Aha. Dalga geçiyor olmalısın. Bu ne lan? Gökyüzünü ateş ediyor. Oha, silahın ucunu ateş ediyor. Yani bu ne saçma bir şey? İmkansız ateş etmek. Silahın ucuna gökten ateş ediyor. Heh, düzeldi. Berkan'ın baklarla imtihanı. Silah şaha kalktı, gökten ateş geliyor. Silahın ucunu ateş etmek de bunu herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Ağzına tüküreyim ya. İnşallah checkpoint yapmıştır ha. İyi bari. Lan ben şunu patlatayım. Bunlar beni patlatacak gibi hissediyor.
ısınma derdi de yok zaten silahta. Tara gitsin. Oğlum kim ateş ediyor? Çalılardan ateş. Çalılar bana ateş ediyor. Çimenlerle savaşıyor. Bitti mi? Ya bu kadar basit ya. Lan kaç yıldır Uncharted oynuyorum, ilk defa böyle şeyler başıma geliyor. İlginç. Elena yok oldu zaten. Bunlar İspanyol değil, İngiliz. Bu ne lan? İspanya'da vay. Alman denizaltısı, İngiliz Bacık, malzemeleri. Büyük kuleye gitmeyi başardık. Bizimle orada buluş lütfen. Francis Drake. Francis Drake yazmış. Vay canına. Demek başardın. Ama planladığın neydi? Hangi büyük kuleden bahsediyor lan? O ses ne? Ana. Francis Drake canlandı. Yine bir su sesi. Yine dışarı çıktı. Aa! Bu Drake'in kulesi olmalı. Aynen, aynı kuleye benziyor. Ay kuleni. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım ki, bunları birisi şey mi yapmış acaba? Yatak döşek sermiş, 7-24 orada yatıp beni mi bekliyorlar Drake gelse de vursak diye? Oğlum hazinenin yerini bir tek ben biliyorum lan. Siz gerizekalısınız bak, siz bulamazsınız. Ben önemli biriyim, beni vurmayın. Parayı kırışırız yani, bir şeyler yaparız. Bir tane sikke versem yeter size. Şuradan çıkıp yine bir yerlere gidiyorum ama. Güzelim tarihi eser yerleri ne yapmışlar ya. Oha! Gerçi bunun yarısını da ben yapmışımdır, Allah bilir. Nereye gitti bu kız? Osursam kule yıkılıyor. Nereye gideceğim lan? Şuraya. Evet, oraya değilmiş. En azından onu anladık. Ne yapayım böyle tırmanmayı nereden öğrendi acaba? Evet, çok güzel ha. Bir tutuyor, bir salıyor aşağı kendini, bir şeyler yapıp duruyor. Ah, yıkılıyor. Bir kere de başımıza bir şey gelmese, normal insan gibi ilerlesek olmuyor. Ön kapıdan girsek, arka kapıdan çıksak. İlla bir yerlere tırmanacağız, bir yerler yıkılacak, bir yerler havaya uçacak, bir yerden adam çıkacak. Herhalde bu Drake'in de. O ne lan? Teleskop mu? Peki aradığın neydi acaba? Benim anlamadığım Sir Francis Drake yıllardır bu malzemeleri burada duruyormuş. Gerizekalılar daha fark etmemiş mi? Ay, çok tanıdık geliyor. O kadar etrafta ama korsan dolaşıyor. Gemiler hiç ayrılmamış. O yok daha neler. Elena. İşte kız. O ses nereden geliyor? Aha. Ay! Ne oldu lan? Adam uzaydan nükleer bomba attı ya. Eleni kurtaracağız diye. Senin gibi usta bir hazine avcısı olmadığımı biliyorum. Ama orada Eldorado'yu bulacağından şüpheliyim.
Kendini bu pisliğin içine nasıl soktun? Seni kurtarmaya çalışırken. Aslına bakarsan seni kurtarmaya çalışıyordum. Aa, ne kadar tatlısın. Bak Nathan'ın aynı dili konuşuyor. Geleneksel kum taşı ve sıva ile yapılmış. Harcı ise kireç taşı. Ha. Bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Programımdan. 4. bölüm. Yeni dünyanın mimarları. Evet. Güçlüce çekilirse bu parmaklıklar sökülür. Elinle çeksen sökebilir misin? Emin misin? Çekil yolumdan bunu. Kepatan, aç lanet kapıyı. Ah, lanet olsun. Aç lanet olası kapı. Bak sen, Drake. Eddie Raja. Tahmin etmeliydim. Ha, bu adamı tanıyorum. Büyüleyici bir belge değil mi? Ha? Anlaşılan şu Sir Francis de benimle aynı mesleği yapıyormuş. Fazla böbürlenme Eddie. Ben ne zaman hazine haritasını alsam birisi çalıyor bende. Her zaman düşman olmaya hazırsın ha? Bak ne diyeceğim. Beni altına götür. O zaman belki yaşamana izin veririm. Bu mu yani? Anlaşma bu mudur? Ya hemen öl ya da yardım et sonra öl. Zor bir karar ama biliyor musun? Hemen ölü seçeceğim. Taikanu! Beni dinle sonuca. Bana bu lanet kaya parçasında hazine olduğu vaat edildi. Ve şimdi adamlarım ölüyor. Silahlı bir muhafız olmadan dışarı işemeye bile çıkamıyorlar. Ve elimde işe yarayacak bir şey yok. Helal lan Elina. Harbi kızsın ha. Sana son derece adil bir teklif sunuyorum. Hazineyi bulmama yardım edeceksin. Ve hayatta kalan son adam altına alacak. Bu ne oğlum? PUBG mi oynuyor son kalan? Tabii ki. Kız mı? Ha Edi, kız gideli çok oldu. Şimdi adadan ayrılmıştır. Yardım çağırıyordur. Dai Kuching. Poker oyununda hiçbir zaman iyi değildi. Onu bulacağım, güven bana. Hem bir kız ne kadar sorun çıkarabilir ki? Oha! Bu kadar sorun çıkarabilir. Kız aynı bana çekmiş. Hadi. Duvarı söküyor. Nasıl aldım ama haritayı? Tamam. Çok iyiydi. Sağ ol. Hey bu kapinto. Sıkı tutun. Bu kapinto diyor lan, küfürmüş o. Demek ki o kadar adam o yüzden başımıza be. Peşlerine düşün. Sensin lan bu kapinto. Dur. Bu bölümü burada son verelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Uncharted videosu görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Yani zili açın. Instagram sayfamdan yeni yayınladığım videoları, teaserlarını paylaşıyorum. Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Puka Pintu!